Gel. Hünkârım. Hürrem Sultanımız geldiler. Bayezid neredeymiş peki? Vallahi bir malumatım yok sultanım. Hadiseden sonra saraydan ayrılmışlar. Sultanım, bağışlayın. Fakat dediğim gibi hünkârımız kimseyi görmek istemiyorlar. Hakikati görsün kâfi. Hünkârım, size bu mektubu bana bahşettiğiniz bütün makamlardan, mevkilerden azade yazıyorum. Cüretimin, isyanımın, feryadımın yegane kaynağı şu sızlayan anne yüreğimdir. Zira bugün işittiğim bir haber beni ziyadesiyle müteessir etti, derinden yaraladı. Öğrendiğime göre Şehzadem Selim'le alakalı bir karar vermiş, adeta onu veliaht ilan etmişsiniz. Evvela inanmak istemedim. Zira yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han böyle bir hata yapmaz. Yapamaz dedim. Lakin hakikati idrak edince sükutu hayale uğradım. Hata yaptınız hünkârım. Selim de Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Habil'le Kabil'i hatırlayın hünkârım. Alemlerin Rabbine adak adayan iki kardeşi. Birinin adağı kabul edilirken, diğerinin adağı kabul görmemişti. Kabil'i kardeşini öldürmeye iten işte bu hasetti. Ateş nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yutar. Elde bir avuç kül kalır geriye. Hünkârımız çok beğenecek bunu Selim. Asıl benimkini beğenecek. Seninkini harem ağları bile takmaz. Hünkârım. Alo. Hünkârım. İnşallah beğenirsiniz. Henüz bitmedi. Az kaldı. Eline sağlık aslanım. Çok güzel olacağı şimdiden belli. Mahir bir ustanın elinden çıkmış gibi. Siz bir cihan hükümdarısınız. İktidarın, gücün mutlak hakimisiniz. Ancak malumunuz üzere Osmanlı töresinde veliahtlık yoktur. Tahta kimin çıkacağına ancak Yüce Rabbim karar verir. Sizin şu yaptığınız
Bayezid'le Selim arasındaki savaşı körükler sadece. Ben andolsun ki böyle bir tercihte bulunmayacağım. Bayezid de Selim de benim canımdan can. Onları ben doğurdum. Ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Bir anne olarak zinhar birini seçip öbürüne sırt çevirmem. Duam ve dileğim odur ki siz de bir baba olarak aynısını yapasınız. Susuyorum böyle zamanlarda Nurban. Sanki sevincim eksik kalıyor. Burada olmaz biliyorsun. Hünkârımız tövbene sadık kalmadığını öğrenirse kazandığımız her şeyi kaybederiz. Aşkın şarabı bize kâfi. Daha ne isteriz? Bizim günlerimiz yaklaşıyor Selim. Hissediyorum. Şehzade Bayezid iyice gözden düştü. Bu sarayın ve cümle Osmanlı mülkünün yegane sahibi sen olacaksın. Ve ben, oğlumuz Murat ve kızlarımız hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. İnşallah Nurbanım. Dua edelim de Rabbim bize o günleri göstersin. Aksi halde benimle birlikte hepiniz savrulur gidersiniz. Asla hayır. Bu ihtimal çıkar aklından. Tahta çıkman için ne lazımsa yapacağız. Hiçbir şey, hiç kimse bize mani olamayacak. Gerekirse vicdanımızı çıkarıp atacağız. Kalbimizi sökeceğiz. Çocuklarımız için cehennem ateşinde yanmaya razı geleceğiz. Anladın mı? Şehzade Bayezid, rahmetli Mustafa abinin kendisine rehber edindi. Bu yüzden gideceği yol belli. Sonu karanlık. Lakin biz zinhar o yoldan gitmeyeceğiz. Güneş neredeyse biz oraya yürüyeceğiz.
deli yorgunum. Mühim değilse başka vakit konuşalım. Neler olduğunu işittim. Hünkar babanın gözlerine bakıp ne söylediğini biliyorum. Sükutu hayale uğradığını görüyorum. Lakin üzülme, öfkelenme. Hünkârımız belli ki çok düşünmeden kıskanlıkla söyledi o lafları. Böyle vakitlerde en doğru şey sakin olmaktır. Nasıl sakin olayım validem? Hünkârımız beni de cennetinden kovdu. Üstelik işlemediğim bir suç yüzünden. Düzmece Mustafa isyanına ben destek olmuşum. Onlara sandık sandık altın göndermişim. Hatta isyanı ben çıkarmışım. Nasıl inanır böyle iftiralara validem? Bu tıynette biri miyim ben? Zinhar, böyle bir fesada bulaşmadığından adım kadar eminim. Hünkârımızın şüpheleri var ama. Bu işin altından da Selim çıkacak, göreceksiniz validem. Beni hünkârımızın gözünden düşürmek istiyordu, muvaffak da oldu. Eminim düğün bayram ediyordur şimdi. Hayasat, öfken gözlerine perde çekmiş. Ağzından çıkan lafları kulağın işitmiyor. Öfkene gem vur. Ve sakın kardeşine iftira atma. Selim böyle bir şey yapmaz. Böyle bir şeye cesaret edemez. Yapar validem. Yapar. Korku insana her şeyi yaptırır. İyi geldi mi? Kafi. Daha iyiyim. Bütün bunların sebebini biliyorsun değil mi Bayezid? Sarayın her bir köşesine sinen kan kokusunun sebebini. Üzerimize düşen kara bulutları. Hünkârımızın şehzade Selim'i tutup seni isteme işinin sebebini. Çünkü seni iktidarına tehdit olarak görüyor. Tıpkı rahmetli abin şehzade Mustafa gibi. Tıpkı maktul babam İbrahim Paşa gibi. Ben de hünkârımızın gazabına uğrayacağım. Bunu mu söylersin? Allah korusun. Ben her gece dua ediyorum Rabbime. Benim canım alsın. Senin ömrüne katsın diye dua ediyorum. Kaderimizde neyse o. Uğrayacağım. Boş yere bunları düşünüp üzülme. Aksine bunları düşünüp ona göre tedbir almamız lazım. Babam ve abin kaybetti. Lakin sen kazanacaksın. Senin arkanda Hürrem Sultan var çünkü. Kabul edelim ki o gelmiş geçmiş bütün sultanların sultanı. Validem karşımda değil elbet. Ancak yanımda da değil. Oğullar arasında tercih yapmaz. Şehzade Selim'in sana kurduğu tuzak ifşa olunca, kim haklı kim haksız öğrenince senin yanında olacaktır. Aramızı iyi tutmakta fayda var. Ben de üzerime düşeni yapacağım. Validem ve sen. İkinizi yan yana dahi düşünemiyorken o nasıl olacak? Mevzu bahis senin istikbalinse kurtla kuzu yan yana gelir. Biz mi gelemeyeceğiz? Sultanım. Hayrola Rüstem Paşa? Asilere giden altınlar malumunuz. Aldığım istihbarata göre o altınların bu saraydan gittiği muhakkak. Ahmet Paşa'nın haberi olmadan kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Aklını mı kaybetmiş bu? Nasıl böyle bir şeye cüret eder? Söylemeye dilim varmıyor sultanım. Lakin bu işin arkasında sadece o değil. Şehzademiz Selim de olabilir. Ne diyorsun sen paşa? Aklını başına devşir. Bağışlayın sultanım. Lakin hakikat bu.
Paşa, sen benim şehzademi kardeşine ihanet etmekle mi itham ediyorsun? Senin aldığın nefesi zehrederim sana. Validem, ispatın var mı Rüstem? Delil yahut şahit. Böyle bir ihanetin delili olmaz sultanım. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Madem öyle, aklından geçenleri kendine sakla. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Huzurunuzu bozmak istemiyorsanız hala. Siz bilirsiniz. Ancak bir kez olsun düşünün. Ahmet Paşa, şehzademiz Selim'e müttefik olmasa, Şehzade Bayezid'e karşı ne maksatla tavır almış olabilir? Makul bir izah var mı? Var tabii. Ahmet Paşa zevcesi Fatma Sultan'ın elinde oyuncak olmuş. Bu işin arkasında Fatma Sultan var. Hakaniniz var. Niyetleri bu. Ancak düşünüyorum da ben maazallah sizin düşmanınız olsam ne yapardım diye aklıma tek bir şey geliyor. İki şehzadenizi birbirine düşürmek. Ne olursa olsun. Şehzadem Selim'i ateşe atacak. En ufak bir söz söyler ya da bir harekette bulunursan kendi ellerimle canını alırım. Talihli kızlarım benim. Üçü de senin gibi eşsiz bir güzelliğe sahip. Sen ve senin ruhumu okşayan sözlerim. Beni şehzademle yalnız bırakın. Hadi. Hadi. Hürrem Sultan'ın hali bir tuhaf. Ne maksatla geldi acaba? Şehzadelerini görmek istemişti önce sultanım. Ne var bunu telaş edecek? Hayrola validem? Yoksa babamın benim için söylediklerini mi işittiniz? Ben o mevzuyla alakalı konuşmayacağım. Hünkârımız gibi Bayezid'le senin aranda bir ayrım yapmam zira. Beni düşündüren hakkındaki tevatür. Kim ne diyor validem? Kime söylediğim önemli değil. Neler söylendiğine gelince. Ahmet Paşa ile bir olup Bayezid'e tuzak kurduğundan bahsediyorlar. Ben ihtimal vermedim. Lakin bunu bir de senin ağzından duymak, emin olmak istedim. Validem. Oğlum. Oğlum. Bana doğruyu söyle. Bayezid'e karşı tertip edilen bu alçakça oyuna alet oldun mu? Kardeşine ihanet ettin mi? Zinhar validem. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Siz beni nasıl böyle bir kalleşlikle itham edersiniz? İtham etmedim. Beni yanlış anlama ne olur. Rüstem Paşa değil mi? Aramızı bozmaya çalışan, sizi bana karşı kışkırtan o değil mi? Ben yalnızca masum olduğunu senin ağzından duymak istedim. Şükürler olsun ki zerre kadar şüphem yok senden. Anlat Paşa, dinliyorum. Hünkârım, ne yazık ki Mahidevran Sultanımız Edirne'deki Düzmece Mustafa isyanına para göndermiş. Sen ne dersin paşa? Var mı bunun ispat? Peşine düştüğümüz asilerin üzerinden çil çil altın çıktı. Ve bir de evrak. Mahidevran Sultanımız asilere Edirne ve civarındaki mülklerini kullanma izni vermişler. Çok sayıda da çiftlik ve mandıranın yanı sıra
Barınmaları için nice han ve kervansaray tahsis edilmiş. Bu vaziyette hünkârım, isyanı asıl destekleyen Mahidevran Sultanımızmış. Zinhar Şehzademiz Bayezid Hazretleri değil. Bunca senenin hatırı varsa nazarınızda, sizden son bir arzum olacak. Rahmetli Şehzademizin validesi Mahidevran Sultan'ı müşkül koymayın. Namerde muhtaç etmeyin. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini huzur içinde geçirsin. Çukul. Emredin hünkârım. Hasekim Mahidevran Sultan'a iradem tezelden tebliğ edilsin. Hali hazırda oturmakta olduğu Bursa'daki saray haricinde nesi varsa elinden aldım. Ayrıca bütün hasları hazineye devredilecek. İlaveten her ay kendisine ödenen tahsisat da kesilecek. Bundan böyle hazine-i hümayundan tek bir akçe dahi alamayacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Demek ki Hürrem Sultanımız senden şüphe ediyor. Bu nasıl olur? Rüstem Paşa ile Bayezid bir olmuş validemin aklına girmeye çalışıyorlar belli ki. Allah'ım sen bize yardım et. Şehzadem, sultanım. Ahmet Paşa daha dikkatli olmalı. Ateş ona sıçrarsa biz de alev alırız. Sultanım, ne olur kendinizi harap etmeyin bu kadar. Ahmet Paşa da, Mehmet Paşa da tecrübeli vezirlerdir. Meselenin ortaya dökülmesine mani olacaklardır. En kötü ihtimali düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum Gazanfer. Ya iş şehzademe kadar giderse? O vakit Hürrem Sultan meseleye müdahil olur ve evladına sahip çıkar. Ne olursa olsun. Söylediklerini yüreğime su serptin Gazanfer. Şehzade. Bir aksilik yoktur inşallah. Onu sen söyleyeceksin paşa. Valideme hesap sormaya geldi. Bayezid'e kurulan tuzağın farkında. Rüstem Paşa akıl vermiş belli ki. Şimdi söyle, her şey kitabına uygun, değil mi? İçiniz rahat olsun şehzadem. Size daha evvel de izah ettiğim gibi, bizimle bağ kurmalarının mümkünatı yok. Ne lüzum vardı buna validem? Hiç değilse tahsisatı kesilmeseydi. Birkaç ay bile zor dayanır, sefalete düşer. Neyin var? Şimdi de Mahidevran'a mı acımaya başladın? Elimde değil. Ne de olsa buna biz sebep olduk. Biz mi sebep olduk? Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Hele ki Mahidevran. Bu onların başlattığı bir savaştı. Ben kazandım. O kaybetti. Tersi de olabilirdi. O vakit sürgün edilen, evladı, malı mülkü elinden alınan ben olurdum. Gel. Sultanım. Sultanım, Şehzademiz Selim Hazretleri sizinle görüşmesinin akabinde Yeni Bahçe Sarayı'na gitmiş, Ahmet Paşa'yı görmeye. Selim.
Paşa Hazretleri. Rüstem Paşa sizinle görüşmek. Sen çık. Bir mesele mi vardı paşam? Hal hatır sormaya geldim Sokollu. İlaveten tebrik ederim. Malum herkes Edirne'deki asilere karşı kazandığın zaferi konuşuyor. Başta hünkârımız olmak üzere herkesin takdirini kazanmışsın. Öyle ki kubbe veziri olmuşsun. Lütfediyorlar. Bu sayede Şehzade Selim bir adım öne geçti değil mi? Tam da arzu ettiğin gibi. Ben sadece hünkârımızın emrini yerine getirdim. İlaveten Şehzade Bayezid'le Şehzade Selim arasında bir tercih yapmam, taraf tutmam mümkün değil. Yüce Allah padişahlığı kime isterse ona verir. Sen tercihini çoktan yapmışsın. Dua et de işler istediğin gibi gitsin. Ahmet Paşa ile birlik olup Şehzade Beyazıt'a tuzak kurduğun öğrenilirse maazallah kellen gider. Beni böyle itham edemezsiniz paşam. Ben kimseye tuzak kurmadım. Aksine Şehzademiz Beyazıt'ı korumak için isyana destek veren kişinin Mahidevran Sultan olduğunu ifşa ettim. Mahidevran Sultan'ı kurban ederek bu işten sıyrılabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ahmet Paşa'ya Hürrem Sultanımızın geldiğini haber ettik. Sultanım, aman diyeyim sakin olun. Vallahi keskin sirke küpüne zarar. Elimizde delil de yok zaten. Herkes haddini bilecek Sümbül. Karşılarında kimin olduğunu bilecekler. Sultanım, Ahmet Paşa sizi bekliyorlar. Sultanım. Hoş geldiniz. Kulağıma bazı laflar geldi Ahmet Paşa. Dediklerine göre Şehzadem Bayezid'in kuyusunu kazan senmişsin. Neden bahsettiğinizi anlamadım. Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben de öyle dedim. Ahmet Paşa yapmaz dedim. O akıllı bir vezirdir. Böyle kirli oyunlara tenezzül etmez. Eğer ederse o kazdığı kuyuya evvela kendisinin düşeceğini bilir dedim. Size kim ne anlattı bilmiyorum. Lakin bu iftirayla aramıza nifak tohumu ekmek istediklerin aşikar. Madem öyle, Şehzadem Selim'in burada ne işi vardı? Ne görüştünüz, ne konuştunuz? Ne mi konuş? Ben Vezir-i Azamım sultanım. Şehzadelerimizle elbet görüşür, sohbet ederim. Size izahat verecek değilim. Bana izahat vermezsin. Öyle mi? Bana bu lafı söyleyen en son Vezir-i Azamın bir mezarı dahi yok. Sen neyine güvenirsin paşa? Kime sırtını dayarsın? Fatma Sultan'a mı? O mu koruyacak seni? Beni diğer paşalarla karıştırmayın sultanım. Benim alnım açık, sırtım pek. Tehditlere boyun eğmem. Zira Allah'tan başka kimseden korkum yok. Şimdi lütfen sarayınıza dönün. Bana hiç kimse ne yapacağımı söyleyemez.
yaptığını sanıyorsun sen Hürrem? Sarayıma gelip öyle esip gürleyemezsin. Haddini bil. Siz benim şehzadelerimin arasına girebilir, onları birbirine düşürebilirsiniz. Lakin ben bunun hesabını soramam. Öyle mi? Etme bulma dünyası. Şehzade Mustafa'ya karşı taraf tutmak kolay. Şimdi ne yapacaksın? İkisi de evladın. Şimdiden kavga etmeye başladılar bile. Hele o Şehzade Selim pek fena. Sultanım. Armut dibine düşermiş. Kendine benzetmişsin onu da. Maşallah. Aklı fitne fesata iyi çalışıyor. Ne demek bu? Asilere para yollayıp kardeşine tuzak kuran o. Ne yapsın? Can derdinde. Size yemin ediyorum, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bilhassa sen Ahmet Paşa. Bilhassa sen. Sultanım. Korktuğum başıma geldi. Selim ilk taşı çoktan atmış bile. Ne yaptınız sultanım? Hepimiz ateşe attınız. Esas ateş Hürrem'in yüreğine düştü. Bırak yansın. Yansın ki Şehzade Mustafa'nın canına değsin. Ya hünkârımıza anlatırsa vaziyeti? Anlatamaz. Şehzade Selim'i eliyle ölüme gönderecek değil ya. Hürrem öyle bir bataklığa düştü ki çırpındıkça batacak. Buyur Cihan. Mihrimah. Beni bu davetinde ne kadar bahtiyar ettin anlatamam. Bir hayli uzak kaldık. Ve bu beni çok üzüyor. Oysa aynı taraftayız. Bu benim tercihim değildi sultanım. Açık konuşmak gerekirse bana karşı hep mesafeliydin. Mazide olanları artık bir kenara bırakalım. Bayezid'in seni ne kadar sevdiğini biliyorum. O bizim kıymetlimiz. Hal böyle olunca manası kavgaların lüzum yok. Maziye olanları unutmak mümkün değil. Fakat dediğin gibi bir kenara bırakabiliriz. Şehzadem Bayezid'in istikbali benim için her şeyden mühim. Benim de senden duymak istediklerim bunlardı. Biz ikimiz bir olursak Şehzademiz Bayezid'in önünde kimse duramaz. Otur. Çık. Neler oluyor validem? Bana yalan söyledin. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Meğer Bayezid'e ihanet etmişsin. Ona iftira atıp canına kastetmişsin. İnkar etme! Yenibahçe Sarayı'ndan geliyorum. Neler yaptığını öğrendim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Demek düşmanlarımla bir olup beni kardeşini sırtından hançerledin öyle mi? Yüzüme bak. Gururunu şerefi nasıl böyle ayaklar altına alabildin? Bu kadar mı acizsin? Sen ki Sultan Süleyman Han'ın oğlusun. Sen ki benim oğlumsun, benim Hürrem Sultan'ın. Ailene karşı nasıl başkalarının yanında durabildin? Nasıl onların alçakça oyunlarına alet oldun?
kardeş sevgisinin kırıntısı olsa buna cüret edemezdi. Yazık. Can korkusu yeri geliyor. Kardeş sevgisinin üzerine çıkıyor validem. İhanetine kılıf arama Selim. Kimsenin senin canına kastettiği yok. Hele ki Bayazıt. Asla yapmaz. Asla öyle mi? Daha dün neler yaşandığını unuttunuz mu madem? Baba evladına kıydı. Benim babam en sevilen evladına kıydı. Ben oradaydım validem. Gördüm. Abimin cansız bedenini gördüm. Sonra Cihangir'inkini. O niye öldü biliyor musunuz? Kahrından, üzüntüsünden değil, korkusundan öldü. Babamdan, sizden, bu dünyanın vicdansızlığından korktuğu için öldü. Bu yüzden bana aileden, kardeşlikten bahsetmeyin. Biz kaybettik. Masumiyet bitti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rüstem Paşa, divanı beni görmeye geldi. Peşimizdeler. Hürrem Sultan da beni ziyaret etti. Altınlardan haberi var. Hakikati biliyor. Ne yapmak icap eder? Tavsiyeniz nedir? Sen altınları Edirne'ye götüren İzzet Ağa ile alakadar ol. Gerisini ben hallederim. Bu mevzuyla alakalı hiçbir iz bırakmayacağım. Sen de konuşmayacağına göre telaşa mahal yok Sokollu. Bayezid'e kurduğun tuzak ortaya çıkarsa senin de hayatın tehlikeye girer. Ne yapacaksınız validem? Benim karımıza şikayet edip katlime ferman vermesini mi isteyeceksiniz? Allah esirgesin. Ben hayatta olduğum müddetçe hünkârımız dahil hiç kimse kılına dahi dokunamaz. Buna müsaade etmem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin validem. Lakin sakın unutma. Aynı şeyler kardeşim Bayazıt için de geçerli. Eğer bir daha onun başına çorap örmeye kalkar, hele ki canına kastedersen, karşında beni bulursun. Anladın mı beni? Vallahi başınıza bir şey gelecek diye öldüm öldüm dirildim şehzadem. Ne diye beklediniz onca müddet? Asilerin topunu kılıçtan geçirseydiniz ya. Önüme taş koydular Lala. Anlamıyor musun? Mevzu benimle alakalı değil. Bu söylediklerim aramızda kalacak Lala. Ne yazık ki bana tuzak kuran Selim. Kardeşim, Ahmet Paşa ile bir olup kuyumu kazmışlar. Bu çok ağır bir itham şehzadem. Emin misiniz? Hiç şüphem yok. Henüz ispat edemiyorum. Lakin mutlaka bir iz bırakmışlardır. Eğer bu dediğiniz doğruysa,
Her şey değişir şehzadem. Hünkârımızın kararı bile. Öyle. Benim yerime kimi veliahtı ilan ettiğini görsün hünkârımız. Hakikat çıksın ortaya. Mühim olan bu. Hürrem Sultanımız öğrendiler mi? Söyledim fakat inanmıyor. Daha doğrusu inanmak istemiyor. Gözleriyle şahit olsalar bile fark etmez. Saklamak, örtbas etmek isterler. Zira o bir anne. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben kendimi aklamanın derdindeyim Lala. Asi, kalleş bir şehzadeymişim gibi davrandılar bana. O yüzden validem dahi örtbas edemez. İzin vermem. İlk fırsatta beni valideme kanmazladın. Oysa ben sana itimat etmiştim. İnanın bana sizi itham edecek tek bir laf dahi çıkmadı ağzımdan. Madem öyle nasıl öğrendi validem? Fatma Sultan. Öfkesine mani olamadı. Bir anda çıkıverdi ağzından. Fatma Sultan nereden biliyor paşa? Onu nasıl karıştırırsın bu meseleye? Ha? Madem karıştırdın nasıl sahip çıkmazsın? Her şey bir anda vuku buldu. Mani olamadım. Mani olamamış. Ne vakittir devletin tepesindesin. İktidarın ateşten bir gömlek olduğunu bilmen ve tedbirini ona göre alman icap ederdi. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Cüretimi bağışlayın şehzadem. Lakin karşınızda bir ağa yok sizin. Ben hünkârımızın vekili mutlakıyım. Doğru. Karşımda bir veziri azam var. Şehzade Bayezid'in arkasından iş çeviren, asilere altın yollayan bir vezir-i azam. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Sen nasıl istiyorsan öyle anla paşa. Adım lekelenirse herkesi yakarım. Evvela seni, sonra Mehmet Paşa'yı ve dahi Fatma Sultan'ı. İnşallah işini sağlam almışsındır da bu mesele böylece kapanır. Yok kapanmazsa ölümlerden ölüm beğen. Bu çok ağır. Şehzadem. Hüseyin'e itimat edebilirsiniz. O da benim gibi yolunuza baş koymuştur. Rabbim yolunuz açık. Kılıcınız keskin eylesin şehzadem. Âlâ. Mesele nedir Atmaca? Acil olduğunu söylemişsin. Altınları asilere götüren ağanın yerini tespit ettik. Hadi gidelim. Paşa Hazretleri. Ne dikiliyorsun be adam, aç kapıyı. Bağışlayın paşam, ancak sizi içeri alamam. Sen eceline mi susadın? Karşında Sultan Süleyman Han'ın damadı var. Ne oluyor burada? Paşam, siz miydiniz? Ruznamçı defterlerini tetkik edeceğim. Lakin ağaların densizlik edip almıyorlar beni içeri. Onların bir suçu yok paşam. Emir böyle. Hünkârımız yahut kubbe vezirlerinin izni olmadan kimseyi içeri alamayız. Rüstem Paşa'm. Ali Paşa gel. Lütfü Çelebi ile muhabbet ediyorduk. Kendileri içeri girmeme müsaade etmiyorlar. Yasakmış. Aç kapıyı defterden efendi. Rüstem Paşa benimle. Bir sual eden olursa benim müsaade ettiğimi söylersin. Buyurun Paşa Hazretleri. Gördün mü halini? Gördüm paşam.
kireç gibi oldu yüzü. Belli ki sakladığı bir şey var. Her neyse o. Buluruz inşallah. İzzet sen misin? Hayrola? Siz kimsiniz? Düzmece Mustafa İhsan'ın altınları sen göndermişsin. Kimden emir aldın anlat. Siz kimsiniz? Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Konuş bile deyiz. Şehzade Bayezid'e kim tuzak kurdu söyle. Ben. İçiyor olmadı Atmaca. Neden orada öyle bekliyorsun? Sultanım. Sultanım. Ben kalksam iyi olacak. Otur Uğurcuğum. Otur.
Yakında şehzadelerinizle birlikte sancaklara döneceksiniz. Bir daha kim bilir ne zaman görüşürüz. Üstümüzdeki kara bulutlar şöyle bir dağılsın istedim. İyi düşünmüşsünüz Sultan. Fatma Sultan kendi sarayından ziyade burada. İğneden ipliğe her şeye karışıyor. Bazı cariyeleri, ağaları dahi haberim olmadan değiştirmiş. Sevci Ahmet Paşa Vezir-i Azam olduğundan beri iyice artık izanı kaybetti. Nedir bu cümbüşün sebebi? Neyi kutluyorsunuz böyle? Sana izahat verecek değiliz Hürrem. Lakin çok merak ediyorsan eğer söyleyeyim. Şehzade Selim'in veliaht ilan edilmesini kutluyoruz. Ne kutlaması sultanım? Bana bundan bahsetmemiştiniz. Şimdi öğrendin işte. Bağışlayın beni. Fatma Sultanımız ziyafetin maksadını evvelden söyleseydi zinhar katılmazdım. Ama büyüttünüz meseleyi. Hünkârımızın hayırlı bir kararını kutluyoruz o kadar. Yoksa Şehzade Selim'in seçilmiş olmasından memnun değil misin Hürrem? Doğru ya. Senin gözden Bayezid. Yazık oldu Nurbanu'ya. Sevinci kursağında kaldı. Bir cariyeye gereğinden fazla önem veriyorsunuz sultanım. Her fırsatta beni aşağılamaktan vazgeçin sultanım. Ben alelade bir cariye değilim. Bir şehzade anasıyım. Nurbanu! Dairene dön. Ve ben izin vermeden sakın odandan çıkma. Sultanım, beni bak... Ne diyorsam onu yap. Çalıştığınızı görüyorum sultanım. Şehzadelerimin arasına nifak tohumlarını attığınız yetmiyormuş gibi şimdi de haremlerini birbirine düşürmek niyetindesiniz. Hakikat. Neyse o. Ben yalan söylemiyorum. Gönlünün padişahı Bayezid. Öyle değil mi? Benim gönlümün tek padişahı vardır. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yarın bir gün hünkârımız, Allah muhafaza, şehzadelerinden birinin daha idam edilmesini hükmederse... O zaman ne yapacaksın Hürrem? Merak ediyorum doğrusu. Yine böyle göğsünü gere gere aynı sözü söyleyebilecek misin? Yaz kıyafetlerinizi hazırlayın sultan. Yakında tekrar dul kalacaksınız.
Geç oldu paşam. Arzu ederseniz yarın devam edersiniz. Bunlara dokunma. Kaldığım yerden devam edeceğim. Emredersiniz. Bir şey çıkacak gibi görünmüyor paşam. Her şey kitabına uygun. Esasen bu işlerin erbabı Sokul'dur. Lakin zerre kadar itimadım yok ona. Peki sultanımız ne düşünüyor bu konuda? Sokullu'ya itimadı tam. Lakin bu işin içinde olduğunu ispat edersem ölüm fermanını bizzat sultanımız verir. Gel. Hünkârım, veziriniz Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Mısır'daki reayamın bana gönderdiği arzu halleri. Bu sene vergilerin arttığından ve bellerini büktüğünden bahsederler. Benim neden bundan haberim yoksa oldu? Bildiğim kadarıyla Mısır'da yeni bir usul mevzu bahis değil. Kanuni kadim üzere ne alınıyorsa şimdi de o toplanıyor. Mısır ahalisinin ne sebeple şikayet ettiğini bilmiyorum hünkârım. Ancak hemen tetkik ederim. Kullarımın derdi bir. Ahmet Paşa'ya söyle bu işin aslı astarı varsa bedelini en ağır şekilde öder. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Ferhat, bu işi tetkik et. Bütün mektupları, yazışmaları oku, deftere bak. Akabinde bana malumat ver. Emredersiniz hünkârım. Sen ne beklersin? Ben? Bir isteğiniz var mı diye? Yok, çekilebilirsin. Validem, göz yaşlarınıza sebep olan kim? Söyleyin, haddini bildir. Murat'ım. Aslan Şehzadem benim. İyiyim ben. Sen merak etme. Günler geçecek. Göz yaşlarım dinecek. Evvela babam, şimdi Osmanlı'nın sultanı olarak tahta geçecek. Sonra da sen. Sana yemin ediyorum. Hanedanımızın soyu bizden devam edecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. O gün geldiğinde kimse beni aşağılayamayacak. Kimse bana emir veremeyecek. Ben değil, onlar önümde diz çökecek. Nurbağan'ın gözü iyice açılmış validem. Bellik kanına girmişler. Bu cüreti akıl alır şey değil. Selim'i de kışkırtan bence o. Allah'tan Hurcan'ın asaletini belli etti. Yoksa harem iyice karışırdı. Rüstem Selim'in suçlarını ispat edince ben görürüm onları. Ne olursa olsun Selim'in adına halel gelmeyecek. Anladın mı beni? Gelmeyecek. Ne diyorsunuz validem? Bayezid'e tuzak kurdu, canına kastetti. Bu yaptığı yanına kâr mı kalacak? Selim'in günahı yok. Ortalığı karıştıran Ahmet Paşa'dan başkası değil. Onun aklına da Fatma Sultan giriyor. Allah aşkına validem, Selim'in de işin içinde olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Fatma Sultan'ın yalanı. Aklınca beni şehzadelerimle karşı karşıya getirmek niyetinde.
Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Niyetiniz bir taraf olmak. Ancak bunun mümkünatı yok. Er ya da geç, siz de tahtı hak edinin yanında olacak ve Selim'in karşısında duracaksınız. Kendine gel. Bahsettiğin kişi kardeşin. Ne demek karşısında durmak? Biz aralarına gireceğiz ve bu savaşa mani olacağız. O savaş çoktan başladı validem. Ve ilk taşı Selim attı. Bunun bir bedeli olmalı. Meryem, artık bunları işitmek istemiyorum. Hünkârımız dahi tercihini böyle aşikar kılmışken siz nasıl sessiz kalırsınız validem? Anlayın artık. Bir taraf olmanız mümkün değil. Artık sıra sizde. Bir seçim yapmanız lazım. Anlamıyorsun değil mi? Ben kimi seçersem diğeri kaybedecek. Er ya da geç. Olacak olan zaten bu değil mi? Torunum Murat'a isim vermek için seneler evvel Manisa'ya gitmiştim. Aklımdan çıkmış. Hafızayı beşer. Nisyanla mağlüldür hünkârım. İnsan unutmasa, her gün maziyi, acılarını hatırlasa yaşayamaz ki. Unutmak hem devadır, hem zehir. Hatırlamak ve unutmak hünkârım. İkisi de nimet. Her şeyi görüp görmezden gelmek gibi. Bak Osum, elim burada olacak, baş parmağım burada. Sonraki işi birden bırakacaksın. Tamam. Tamam. Tabii bu işleri nasıl ustası Tuğrul Bey. Nami diğer atmaca. O kim baba? Rahmetli Mustafa amcanın yoldaşıydı. Şimdi benim müsahibim. Kütahya'da tanışırsınız. Size usta tirandaz olmanın nice sırrını ve adabını öğretir. Hadi deneyelim. Şehzadem, başka tarafa gidelim isterseniz. Neden yanlarına gidemem? Olmaz şehzadem. İsterseniz saraya dönebiliriz. Murat! Ok atmayı biliyor musun? Hı hı. Denemek ister misin? Hı hı. Al bakalım. Göster bize marifetini. Meyt biri aslan parçası. Bu işlere yatkınsın anlaşılan. Hı hı. Babam Şehzade Mustafa'ya çekmişsin diyor. O da benim gibi savaşçıymış. Demek baban kardeşlerinden bahsediyor ha? Merhum Cihangir amcamı sıkça anıyor. Çok akıllıymış, çok okur, her şeyi bilirmiş. Öyleydi. Allah rahmet eylesin. Peki babam benim hakkımda ne diyor? Siz hemen öfkelenir, çabuk parlamışsınız. Hadi okları toplayın, birer atış daha yapalım. Şehzadem. Hadi sırayla. Şehzademiz Murat'ı götüreyim mi? Bırak oynasınlar.
Yazışmaları okudum hünkârım. Büyük ruznamçı defterlerini de tetkik ettim. Her şey usulüne uygun. Mısır'dan toplanan vergilerin miktarında herhangi bir artış mevzu bahis değil. Şikayetlerin sebebi nedir o vakit? Bir malumatım yok hünkârım. Lakin iki ihtimal var. Ya Ahmet Paşa'ya bir oyun oynanıyor... Ya da Ahmet Paşa bir oyun oynuyor. Lokman Ağa! Hünkârım. Ahmet Paşa nerededir? Divandalar hünkârım. Malumunuz üzere divan heyeti toplanıyor bugün. Aile. Beni emretmişsiniz. Kendini hala mühim biri mi zannediyorsun? Sen ne sıfatla defterdarın odasına girer, defterleri tetkik edersin? Merakımı cezbeden bazı sualler vardı. Onlara cevap aradım. Vazifen olmayan işlere burnunu sokma, Rüstem. Bu yüce devletin menfaatleriyle alakalı her mesele benim vazifemdir paşa. Sizin de öyle olmalı. Mısır ahalisinin şikayetleri benim kulağıma dahi geldiyse bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz demektir. Bre gafil! Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Haddini bil! Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Bağışlayın paşa hazretleri. Makamınıza hürmetim sonsuz. Fakat nihayetinde hepimiz Sultan Süleyman Han'ın kullarıyız. Hanedanımızın istikbali her şeyden evvel gelir. Ben bunları senden mi öğreneceğim? Derhal terk et divanımı. Bir daha gözüme görünme. Ağalar, paşalara haber verin. Derhal gelsinler. Bugünkü meclisimiz mühim. Görüyorum ki şimdiden kibir ve gurura kapılmışsınız. Oysa ki sabık veziri azamlarımızın akıbeti size ibret olmalıydı. Sen beni kendinle daha evvelki veziri azamlarla karıştırma paşa. Ben sizin gibi hatunlar sayesinde gelmedim bu makam. Hünkârımız benim canımı teminatı altına aldı. Sözü var. Öyle ki vazifemin başındayken idamıma hükmedemez. Kim böyle bir söz alabilmiş Sultan Süleyman'dan? Söyle. Yazık. Hünkârımızın lütfu karşısında kibre kapılmışsınız. Sokollu Mehmet Paşa da sizin gibi. İkiniz bir olup şehzadelerimizin arkasından iş çeviriyorsunuz. Rüstem. Sen yoksun artık. İki senedir bu devleti Ali Osman'ı ben yönetiyorum. Bunu kabullensen iyi olur. Çık dışarı. Bir daha da gelme sakın. Paşa Hazretleri. Terzaneye haber ver, siyah bir hilat hazırlasınlar.
Hünkârım, naçizane bir hediye. Kabul ederseniz şeref duyarım. Hayli güzel bir hediye. Aslan parçası. İnşallah bir gün karşılıklı oynarsın. İnşallah. Hünkârım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'ım esirgesin sizi. Selim, kızların ne güzel. İnşallah bahtları da güzel olur. İnşallah validem. Ben isimlerinizi hep karıştırıyorum. Senin adın neydi? Esma Han Sultanım. Ben de Gevheran. O vakit senin ismin de Şah Sultan. Sultanım, saçlarınız çok güzel. Niye bizim saçımız bu renk değil? Gel. Şehzadem. Gel Hürrem. Bir şey mi oldu? Hürrem Sultan haber yollamış. Has odada bizi bekliyorlarmış hünkârımızda. Şehzadelerini de görmek istiyorlar. Nereden icap etmiş? Malumatım yok. Hemen kötü düşünme. Hünkârımız belki de gönlünü almak istiyordur. Gel. Hünkârım. Validem. Hoş geldiniz. Hepinizin bir arada olması ne saadet.
Hünkârım. Söyle. Hepimiz buradayken Şehzade Murat'ın sünnet düğününü burada payitahta yapalım isterim. Tabii müsaadeniz olursa. Ne düğünü Selim? Sırası mı şimdi? Hünkârımız Şehzade'me isim vermek için sancağıma teşrif etmişti Bayezid. Sünnet düğününde de bulunmak ister diye düşündüm. Yaşadıklarımızı biliyorsun Şehzadem. Sünnet vesilesiyle bir kutlama yapmanın vakti değil. Sancağına dönünce yaparsın. Fırsat bulursak belki biz de gideriz. Madem ki aslanım niyet etmiş, o halde geri çevirmek olmaz. Şehzade Murat'ın sünneti için hazırlıklar başlasın diyorum. Bizi bahtiyar ettiniz hünkârım. Hem bu vesileyle üzerimize çöken kasvet dağılır yok olur inşallah. Sen nafile. Şehzademin düğünü burada olacak. Payitahta. Hoşuna gitmediğini biliyorum. Lakin belli etmeyebilirdin. Hünkârımızın huzurunda bu yaptığın hiç hoş olmadı. Ben senin gibi iki yüzlü değilim kardeşim. Tayin edin müsait değil böyle sahtekarlıklara. Hasedinden böyle konuşuyorsun değil mi? Tadını çıkar bu günlerin. Zira yakında sona erecek. Nereden çıktı bu sünnet düğünü şimdi? Bu akıllar senin aklın değil mi? Şehzadem Selim öyle arzu etti. Ne sakıncası var anlamadım. Hünkârımıza söylemeden evvel bana bahsetmeliydiniz. Bağışlayın sultanım. Akıl edemedik. Bizim de hevesimizi anlayın ne olur. Biricik şehzademiz bize Allah'ın bir lütfu. Her kul bu lütuftan nasibini alamıyor maalesef. Ne bu? Aklınca bana laf mı söylüyorsun şimdi? Yanlış anladın sultan. Tamam. Yeter. Kavga gürültü istemiyorum artık. Hele ki burada. Bu mevzuyu daha sonra konuşacağız. Daha sonra. Bir sultanı kendine düşman ettin hatun. Kork benden. Hünkârımızla aranız nasıl? İnşallah daha iyisinizdir. Gittikçe uzaklaşıyoruz Hüsnü Paşa. Şehzade Murat'ın sünnetin asistanede olmasına müsaade etti. Selim'in hainliğini ispat etmedikçe rüzgar benden yana esmeyecek. Doğrusu sünnet iyi fikir. Bu vesileyle hünkârımıza daha yakın olmak isteyeceklerdir. Ama nafile. Çıkar ağzındaki baklayı Hüsnü Paşa. Bir şey olmuş belli. Ahmet Paşa. Divandan evvel beni çağırdılar. Belli ki defterleri tetkik etmemden rahatsız olmuşlar. Saraydan uzak durmamı istediler. Fakat o esnada hünkârımızın divandaki kafese geldiğini fark ettim. Divanı dinlemek istemişler. Elime böyle bir fırsat geçince Ahmet Paşa'nın üzerine gittim. Öyle şeyler söyledi ki hünkârımız hesabını mutlaka soracaktır. Ne söyledi gafil? Şehzade Hazretleri... Paşam. Ne oldu Zal? Emriniz üzere Ahmet Paşa'nın sarayını epeydir takip ediyoruz paşam. Defterdar Lütfi Çelebi evvelki gece Ahmet Paşa'nın sarayındaymış.
Defterleri tetkik ettiğimi söylemeye gitmiştir. Sabahında paşa beni çağırdı. Bu kadar telaş ettiğine göre bir alt karıştırdığı muhakkak. Arzu ederseniz şehzadem, sorgu sual edelim. Gerek yok, atmaca halleder. Atmacayı ne yapacağız paşam? Nefes aldıkça tehdit bize. Daha zamanı var. Vakti geldiğinde bizzat kendi ellerimle alacağım canını. Hurcan Sultan beni tehdit etti. İstese beni bir çuvala koyar, kimsenin ruhu işitmeden saray burnundan da denize atar. Bu o kadar kolay değil sultanım. Müşteri olun. Benim asıl korkum Hürrem Sultan. Epeydir gözüne batıyorum. Sünnet meselesine de çok kızdı. Bana öyle bir bakış vardı ki. Telaş etmeyin. Hürrem Sultan kızsa bile sizi sever. Şartlar değişti Gazanfer. Artık rakibimiz Şehzade Bayezid. O da Hürrem Sultan'ın oğlu. Hürrem Sultan'ımız bana acımaz öldür. Valeri'yi unuttun mu? Nasıl öldürttü bize? Yani şey benim de başıma gelirse. Ben varken size kimse bir şey yapamaz. Sizi herkesten, gerekirse Hürrem Sultan'dan bile korurum. İyi ki yanımdasın Gazanfer. Sakın gözünü Hurcan Sultan'dan ayırma. Sultanım. Sultanım. Ağanın ne işi var burada? Biri görse maazallah ne düşünür? Tedbir almam lazım. Hurcan Sultan beni tehdit etti. Sizi haremde nasıl korusun? Girmesi bile yasak. Hem zaten iyice şuurunu yitirdi. Belli ki size gönlünü fena kaptırmış gafil. Bunu anlamayacak kadar aptal mı sanıyorsun beni? Haşa sultanım. Ben ikaz etmek istedim. Etrafınızdan uzaklaştırsanız iyi olacak. Yoksa başınıza bela açabilir. Yapamam. Ölümle burun buruna yaşıyorum. Gazanfer gibi bana sadakatle bağlı bir ağaya ihtiyacım var. En azından şimdilik. Yalvarırım bırakın beni. Yalvarırım. Ne istiyorsunuz benden? Ha? Ne istiyorsanız veririm. Şehzadem. Anlat bakalım Lütfü Efendi. Arkamdan ne işler çeviriyorsun söyle. Haşa şehzadem. Benim etimle budumla arkanızdan iş çevireyim. Altınlardan bahsediyorum. Vezir-i Azam Ahmet Paşa'nın asilere yolladığı altınlardan. Zinhar, şehzadem. Yemin ederim benim böyle bir şeyden haberim yok. Lütfi. Ne kendini yor, ne de beni. Daha fazla canını yakmak istemiyorum. Acil şehzadem. 3 çocuğum var.
Oğullarımın başı hakkı için altınları da asileri de bilmiyorum. Madem ki üç çocuğun var, onlar için konuş. Babalarının günahı yüzünden canlarından olsunlar istemezsin. Öyle değil mi? Ben masumum şehzadem. Emir kuluyum ben. Vezir-i Azam. Ne dediyse onu yaptım. Şehzademiz Bayezid'in masumiyeti nihayet ortaya çıkacak sultanım. Defterler Lütfi Çelebi bu işin arkasında Ahmet Paşa'nın olduğunu itiraf edecek. Selim'in adından bahsetmeyecek değil mi? Defterdarın şehzademizin dahilinden haberi yok. Ancak Ahmet Paşa yalnız gitmek istemez. Emri şehzade Selim'den aldığını söyleyecektir. Selim'i koruyacaksın. Onun adına leke gelmeyecek. Bu dediğinizi bir şartla yaparım sultanım. Rüstem Paşa... Sen ne cüretle bana şart koşarsın? Bağışlayın sultanım. Ancak Şehzade Bayezid için buna mecburum. Onun safında yer alın. Şehzademiz Bayezid'e destek olun. Ben de arzunuzu yerine getireyim. Nerede bu Lütfü Çelebi? Bir anda ortadan nasıl kaybolur? Korkup kaçtı mı yoksa? Ben tetkik ediyorum sultanım. Çıkar bir yerden mutlaka. Çıkar. Vaktim varken bu adamdan kurtul demiştim sana paşam. Başımızı belaya sokacak. Merak etmeyin sultanım. Ben işimi sağlama aldım. Sokollu. Lokman'a hünkârımıza geldiğimizi haber ver. Defterdar Lütfü Çelebi'nin söyleyeceği mühim hususlar var. Emredersiniz paşam. Ne oluyor Nurban? Sokulu Mehmet Paşa haber gönderdi. Bahçede seni bekliyormuş. Anlat. Hünkârım. Bunları size söylemekten icap duyuyorum. Fakat buna mecburum. Vezir-i Azam Ahmet Paşa vazifesini kötüye kullanarak... hazinedeki altınlara el uzatmış. Sen ne dediğinin farkında mısın üstem? Bahsettiğin zat benim vekilim mutlakımdır. Vahim olan da bu hünkârım. Malumunuz Mısır ahalisinden şikayetler geliyordu. Hadiseyi Ali Paşa ile beraber tetkik ettim. Ben de tetkik ettirdim. Defterlerde usulsüzlük yok. Usulsüzlük yok hünkârım. Zira defterdar Lütfi Çelebi Mısır'dan gelen altınları... deftere bilerek eksik yazmış. Kayıt altına alınmayan altınlar var. Meblağ ciddi, az buz değil hünkârım. Doğru mu bu? Bağışlayın hünkârım. Vezir-i Azam beni tehdit edip zorladı. Mecbur kaldım. Ne yapmış peki altınları? Zimmetine mi geçirmiş gafil? Keşke öyle olsaydı hünkârım. Daha fena. Edirne'deki asilere yollamışlar. Her şerde bir hayır vardır hünkârım. Bu sayede şehzademiz Bayezid'e atfedilen ithamların iftira olduğu anlaşıldı. Ahmet Paşa asillere neden yardım etsin? Bundan nasıl bir menfaat olur? Malumunuz üzere hünkârım.
Ahmet Paşa, merhum Şehzade Mustafa'yı pek severlerdi. Zannediyorum ki akıllarınca intikam almak istediler. Ne var Sokol'un, ne oldu? Şehzadem, başımız belada olabilir. Rüstem Paşa, yanında defterdar Lütfü Çelebi ile hünkârımızın huzuruna çıkmayı bekliyor. Hani tüm tedbirler alınmıştı Sokollu? Defterdar itimat ettiğimiz biriydi. Nasıl oldu anlamadım şehzadem. Şehzadem, Mehmet Paşa, hünkârımız sizi bekliyorlar. Mehmet Paşa, defterdar Lütfi Çelebi'nin söylediğine göre Mısır'dan gelen şikayetlerin asıl sebebi Ahmet Paşa'ymış. Fazladan toplanan vergileri deftere geçirtmemiş. Senin haberin var mı bu olanlardan? İlk defa sizden duyuyorum hünkârım. Böyle bir vaziyette ne yapmak icap eder? Tavsiyen nedir? Ahmet Paşa kulunuz yanlış yola saptıysa cezası bellidir hünkârım. Olacağı belliydi. Ahmet Paşa çeksin cezasını şimdi. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Aklıma ermiyor. Ya Selim'in de bu işin içinde olduğu ortaya çıkarsa? Bağışlayın madem. Ama Selim bunu daha evvel düşünecekti. Bayezid'i bataklığa çekmeye çalışırken aklı neredeydi? Selim, hünkârımız neden herkesi huzuruna çağırdı? Bir malumatın var mı? Nereden bileyim Bayezid? Ben de senin gibi geldim işte. Ben biliyorum. Ahmet Paşa. Hünkârım. Sen bunca senelik devlet adamısın. Bu siyah hilatın manasını herkesten iyi bilirsin. Bilirim elbet. Sadece siz yüce hünkârımızın emriyle yaptırılır ve her kimin giymesini isterseniz oracıkta idam edilir. Bugün bu siyah hilatı giyecek zat bu kubbenin altındadır. Hiç kimse benim irademi,
benim adaletimi, benim iktidarımı gölgeleyemez. Eğer biri buna kalkışırsa, her kim olursa olsun bedelini canıyla öder. Ahmet Paşa. Bugün bu hilatı sen giyeceksin. Ben ne yaptım, ne kabahat işledim de bu kaftanı bana layık gördünüz? Sen kabahatini herkesten iyi bilirsin Ahmet Paşa. Lakin bana söz vermiştiniz. Vezir-i Azamken asla idam etmeyecektiniz. Be gafil! Sen kimsin bana şart koşarsın? Seni Vezir-i Azamlıktan azlediyorum. Derhal mührünü teslim et. Haksızlık yapıyorsunuz. Hakkımdaki ithamların hepsi asılsız. Mısır'dan gelen arzu haller ortada. Defterdar Lütfi Çelebi de suçunu itiraf etti. Sen bana ve Devlet-i Aliye'ye ihanet ettin. Şehzadem Bayazıt'ı zor durumda bıraktın. Hünkârım. Ben hainlik etmedim. Etmem. Hurucihan Sultan beni alenen tehdit etti sultanım. Bu sessizliğe hayra alamet değil. Telaş etme. Sen evlatlarınla meşgul ol. Destur! Hasaki Hürrem Sultan Hazretleri! Keyfinizi, neşenizi bozmak istemezdim. Lakin bilmeniz gereken bir husus var. Sizi defalarca ikaz ettim. Evlatlarımla arama girmeyin dedim. Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. Ne diyorsun sen Allah aşkına Hürrem? Hünkârımız divanı toplamış. Dediklerine göre Ahmet Paşa'ya siyah hilat giydirilmiş.
O renkte hilat giydirilen vezirlerin, paşaların akıbeti belli. Ölüm. Bu mümkün değil. Mümkün. Sümbül Ağa bizzat görmüş. Seneler evvel sana ne dediğimi unutmuşsun belli ki. Ben bir daha hatırlatayım. Sadakat. Sadakat her şeyden mühimdir. Her şeyden. Ey Sultan Süleyman, senden büyük Allah var. Unutma, hükmün bu cihanda geçer. Öte cihanda aldığın canların hesabı var. Demodevran, Demodevran, Demodevran. Demipir Kerem Evliya. Gerçeği. Kapıyı aç. Bağışlayın sultanım, açamayız. Sen kimsin de benim emrimi dinlemezsin? Aç kapıyı. Sultanım yapmayın, dönelim. Kapıyı aç. Lokman Ağa. Ahmet Paşa nerede? Divanda mı? Ahmet Paşa'mız az evvel hünkârımızın emriyle İdam edildiler sultanım. Başınız sağ olsun. Rüstem Paşa. Emredin hünkârım. Yaklaş. Bu mührü sana veriyorum. Ve seni tekrardan vekili mutlakım tayin ediyorum. Rüstem kulumuzu ihya ettiniz. İnşallah layık olurum. İnşallah. Aksi halde bu defa senin de akıbetin Ahmet Paşa'nınkine benzer. Çekilebilirsin. Hayırlara vesile olur inşallah.
Rabbim Şehzadem Murad'ın sünnetini görmeyi nasip eyledi ya. Daha ne isterim? Günlerdir bir şey yediğiniz yok. Hadi ne olur şunlardan bir iki lokma yiyin. Haremde eğlence devam ediyor mu? Ediyor sultanım. Daha bir hafta geçmeden düğün dernek kuruldu. Sultanım. Dilerseniz gidelim buralardan. Artık sizi bu saraya bağlayan hiçbir şey yok. Gideceğim elbet. Lakin bitirmem icap eden işler var. Nurbanu Sultan'ı görmem lazım Canfeda. Hem de bir an evvel. Aklını mı kaçırdın sen ağam? Düğün vakti nasıl gelsin? Ne diyeceksen bana de. Nurbanu Sultan'a haber vermezsen bunun izahı olmaz. Dediğimi yapacaksın. Geçmiş olsun aslanım. Allah seni bize bağışlasın. Hey maşallah. Allah sana uzun ömür versin. Amca bak ne hediye geldi. Sen bir iyileş. Yakında başlarız dersleri. Bir av dönüşü. Hünkârımıza hediyeler hazırlamıştık. Ben bir yüzük yapmıştım. Sen de bir hançer. Hatırlıyor musun? Hayal meyal. Ben bitirememiştim. Yarım kalmıştım. Doğru. Çünkü ben kırıp parçalamıştım onu. Neden? Hünkârımız senin hediyeni çok beğenmişti. Benimkine bakmadı bile. Çocukluk işte. Haset edip parçaladım. Neyse ki o günler geride kaldı. Artık haset eden ben değilim. Validem. Validem hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Murat'ım. Aslan torunum benim. Geçmişler olsun. Çok acıdı sultanım. Çok ağladım. Cihangir'im, bana hiç korkmadığını söylediler. Sizden bir söz istemiş. Bayezid'in yanında yer alacaksın, öyle değil mi Halide? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Cesur torunum. Yiğit şehzadem, nasıl oldun? Acın geçti mi? Çok acıdı ama geçti hünkârım. İyiyim şimdi. Hala. Bu senin. Lütfettiniz hünkârım. Varlığınız bizim için en büyük hediye.
Gece rüyamda Murad'ı gördüm Hürrem. Hayır olsun. İnşallah. Hünkârım. Gecenin bir vakti bir çocuk sesiyle uyandım. Bakındım, hiçbir şey göremedim. Ardından daireme bir ışık doldu. Sanki güneşten, aydan bir parça kopmuş da daireme düşmüş gibi. Sonra aynı sesi tekrar duydum. Hünkârım. Baktım Murat. Tahtıma oturmuş bana gülümsüyor. Hayırdır Gazanfer? Sultanım. Neymiş bu kadar mühim olan mesele? Hurcihan Sultan'ın bir büyücüye gittiğini öğrendim sultanım. Sizin felaketiniz için bir büyü yapıyor olabilir. Ne olur dikkatli olun. Beni bunun için mi çağırdın? Bu son olsun. Bir daha böyle olur olmaz meselelerle karşıma çıkma. Aslında bir husus daha var sultanım. Bu... Kıymetsiz hediyemi kabul buyurun lütfen. Can Feda haklıymış. Aklını kaçırmışsın sen. Şu yaptığın cezası ölüm. Eyvahlar olsun. Ben de geleyim sizinle sultanım. Yeter artık Gazanfer, yıkıl karşımdan. Sultanım bekleyin beni. Bakın düşündüğünüz gibi değil. Sultanım. Lütfen anlatmama izin verin. Hurcihan Sultan! Dokunma bana. Utanmaz ahlaksız. Yanlış manalar çıkarmayın ne olur. Aramızda bir şey yok. Haddini aştı. İcab eden cevap verdim. Ben her şeyi gördüm Hatun. Evladının sünnet düğününde kurtu köşelerde aşığınla buluşuyorsun. Her şeyi gördüm. Yemin ederim öyle değil. Allah canımı alsın ki böyle bir şey yok. Nasıl yaparım? Mümkün mü bu? Hakikat kimin umurunda? Ben ne dersem o artık. Herkes yaptığın bu rezaleti öğrenecek. Sultanım size yalvarırım. Kellemi alırlar. Beni düşünmüyorsanız evlatlarımı düşünün. Kendisi benim yerime koyun. Üzgünüm Nurbanu. Unuttun mu? Benim bir çocuğum yok. Senin yerine koyamam kendimi. Hasedinden böyle yapıyorsun değil mi? Kıskandığın için böyle davranıyorsun. Bırak Nurbanu! İşim bitti hatun. Seni mahvedeceğim. Thank you.
Validem. Bayezid. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın umurumda değil. Sen benim oğlumsun. Tahtı en çok hak eden oğlum. Bundan böyle son nefesime kadar senin yanındayım.